vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Telefonlarımızı inşallah sessiz alalım. Ve mümkünse derste telefonla meşgul olmayalım. İnşallah hazırsak dersimize başlayacağız. Salli ala seyyidina Muhammed Allah'a. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Üçüncü noktayı okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Evvela dersimizi baştan sona bir okuyalım. İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazikinden kurtulabilir. Tevekkeltü alallah der, sefine hayatta kemali emniyetle hadisatın Dağlar dağlarvari dalgaları içinde seyran eder. Bütün ağırlıklarını kadir Mutlak'ın yedi kudretine emanet eder. Rahatla dünyadan geçer, berzatta istirahat eder. Sonra saadeti ebediye girmek için cennete uçabilir. Yoksa tevekkül etmezse dünyanın ağırlıkları uçmasına değin belki esfel safiline çeker. Demek iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti dairen iktiza eder. Fakat yanlış anlama tevekkül esbabı bütün bütün reddetmek değildir belki esbabı desti kudretin perdesi bilip riayet ederek esbaba teşebbüs ise bir nevi duayı fiili telakki ederek müsebbebatı yalnız Cenab-ı Hak'tan istemek ve neticeleri ondan bilmek ve ona minnettar olmaktan ibarettir. Tevekkül eden ve etmeyenin misalleri şu hikayeye benzer. Vaktiyle iki adam hem bellerine hem başlarına ağır yükler yüklenip Büyük bir sefineye birer bilet alıp girdiler. Birisi girer girmez yükünü gemiye bırakıp üstünde oturup nezaret eder. Diğeri hem ahmak hem mağrur olduğundan yükünü yere bırakmıyor. Ona denildi: "Ağır yükünü gemiye bırak, rahat et." O dedi: "Yok ben bırakmayacağım. Belki zayi olur. Ben kuvvetliyim, malımı benimde ve başımda muhafaza edeceğim." Yine ona denildi: bizi ve sizi kaldıran şu ehemniyeti sefini sultaniye daha kuvvetlidir. Daha ziyade iyi muhafaza eder. Belki başın döner, yükün ile beraber denize düşersin. Hem gittikçe kuvvetten düşersin, şu bükülmüş belin, şu akılsız başın gittikçe ağırlaşan şu yüklere takat getiremeyecek. Kaptan dahi eğer seni bu halde görse ya divanedir diye seni tard edecek ya haindir gemimizi ittiham ediyor.'' bizimle istihza ediyor, hapis edilsin diye emredecektir. Hem herkese maskara olursun, çünkü ehli dikkat nazarında zaafı gösteren tekebirün ile, aczi gösteren gururun ile, riyayı ve zilleti gösteren tasannun ile kendini halka mutike yaptın. Herkes sana gülüyor. Denildikten sonra o bir çarenin aklı başına geldi, yükünü yere koydu, üstünde oturdu. Oh Allah senden razı olsun.'' zahmetten, hapisten, maskaralıktan kurtuldum dedi. İşte ey tevekkülsüz insan sen de bu adam gibi aklını başına al, tevekkül et. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisenin karşısında titremekten ve hot furuştuktan ve maskaralıktan ve şekaveti uhreviyeden ve tazikatı dünyevi hapsinden kurtulasın. Üçüncü nokta, iman hem nurdur hem kuvvettir. Bugün okuyacağımız ders inşallah biz şöyle bir kendi alemimizde karar aldık kardeşlerle. Ramazan-ı Şerif'e kadar kaderdir, Cenab-ı Hakk'ın adaleti, rahmetidir yani bu gibi mevzular etrafında inşallah döneceğiz. Zaten Ramazan-ı Şerif'te her akşam dersimiz oluyor. Şimdi malum çok büyük bir deprem yaşadık. Cenab-ı Hak bizi çok büyük bir musibetle sınadı. Allah zülcelali ve ikramdır. Celaliyle tecelli etti. İnşallah cemalini netice ihsan etsin, ikram etsin. Tabi ölenlerimiz şehittir, ehli iman. Kalanlar da inşallah sabretmek kaydıyla çok ciddi manada ecücelileri vardır. Vefat edenlerin malları sadaka hükmündedir. Tabi çok ciddi bir mesele, musibet. Ama Hazreti Üstad ikinci lemada asıl musibet dine gelen musibettir buyuruyor. Şimdi Üstadımızın bir cümlesi var. Niçin bizde olmayan bir şeyle bizi itham ediyorsunuz diyor. Bunu niçin söylüyorum? Yazılı ve görsel medyada bizim için ismi önemli değil, cismi de önemli değil bir kısım insanlar İslamiyet'te olmayan, Kur'an ve sünnette olmayan, Kur'an ve sünnetin telkin etmediği, bakın Kur'an ve sünnetin telkin etmediği, vaaz etmediği, anlatmadığı ve ısrarla kitabımızın ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin ve İslam ulemasının bahsetmediği bir şeyi bize ne? Mal etmeye çalışıyorlar. Din İslam'a mal etmeye çalışıyorlar. Bundan evvel bir ince bir şey söyleyeyim. Şeriatta bir kayda vardır. Bir insan ahkamı yaşamasa da ahkamı hak bilmek üzerine haktır. Onu kapatalım. Bir insan ahkamı yaşamasa bile ahkamı yaşaması üzerine haktır. Hiç kimsenin keyfine göre dinin kaideleri değişmez. Ne demek? Bazen bunu örnek veriyorum ama bu örnek çok kalıcıdır yani aleminizde. Çok şeylerle çoğaltabiliriz. Bakın bir insan hiç içki içmese ama içkinin haram olmadığını yani haram değildir dese ama hiç içki de içmese ağzına hiç sürmese ama içki nereden harammış dese bu insan kafirdir. Ama bir gün böyle sohbetten çıkıyoruz. Birisi geldi. Böyle tam sohbetten geliyoruz dedi ki bana dua edin dedi. Böyle ama böyle şey yapmış, o müşkirattan içmiş. Siz dedi nurlu insanlara benziyorsunuz dedi. Adam meyhaneden çıkmış. Dua edin ben bundan kurtulayım dedi. Bak bu adam bunun günah olduğunu biliyor mu? Haram olduğunu biliyor mu? Ve dua istiyor mu? Şeriatımıza göre bu Müslümandır, günahkar bir Müslümandır. Mefas, Ama fasık günahkardır. Ama kafir değildir. İnsanların yine Hazreti Üstad'ın bir cümlesi asar bediyede ya bunlar önemli şeyler. Bazı insanlar çok şey yani fütursuzlaştı, pervasızlaştı. Leküm dini küm ve diye din. Sizin dinini size, bizim dinimiz bize yaşamayabilirsin. Ama yaşayan ve yaşanması gereken kaydelere kendine göre nedir bir tedbir getiremezsin. Üstad Hazretleri buyuruyor ki Bakın üstad hazretleri akide faziletimiz tahkir edilemez diyor. Çok önemli bir cümle bu. Akide faziletimiz tahkir edilemez. Bunu ezberleyelim. Akide faziletimiz tahkir edilemez. Yani mesela ne gibi? Sen şimdi yapmayabilirsin. Hatta inanmaya da bilirsin. Değil mi? Ama tahkik. Allah sana bir ömür verdi. Hayat kağıdı verdi. Bakın ömür kağıttır. irade kalemdir. Son nefese kadar sana Cenab-ı Hak dokunmuyor. Bu kağıda istediğin gibi her şey yazabilirsin. İstersen boş, istersen karala, istersen abes şeyler, Cenab-ı Hak dokunmuyor. Çünkü dokunsa iradeye müdahale edilir iradeye müdahale edilmiş bir din, din olmaz. Bu hususta bakın İslamiyet'te olmayan bir şeyle İslamiyet'i sürekli alakadar göstermek bu bir ihanettir. Şimdi bugün bu çok yapılıyor. Evet deprem oldu. Cenab-ı Hakk'ın bir musibetidir. Bu musibetin arkasında çok hikmetler de var. Bu musibetin maddi tarafları var, manevi tarafları var. Şimdi onlardan yine zaman zaman değineceğiz. Ama hiçbir şekilde İslamiyet onların anlattığı gibi bir şey anlatmıyor. Ne demek mesela? Şunu ağzına dolamışlar. Kader diyemezsiniz. Bakın. Şimdi kaderi nasıl anladığına bakar bu iş. Anlatacağız şimdi sohbette. Veyahut da efendime söyleyeyim kardeşim tevekkül et dediğimiz zaman bu tevekkülü de yanlış anlıyorlar bu husustaki bugünkü ders bunlara bir izah manası olacak. Evet. İman hem nurdur hem kuvvettir. Bu hüküm cümlesidir. İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazikıdan kurtulabilir. Üstad Hazretleri imanı burada iki meseleye ne yaptı? Teşbih etti. İman hem nurdur hem de kuvvettir. Şimdi burada iki şey üzerine imanı teşbih etti. Nur ve kuvvet. Mesela nuru nasıl anlayabiliriz? Şimdi dünyanın en antika bir müzesine gitseniz, orada en antika hattatların yazdıkları böyle eserler olsa ve diğer böyle sanat eserleri olsa ama o büyük bir müzenin ışıkları karanlık olsa. Şimdi karanlık bir müzede en antika sanatlar bir şey ifade eder mi? Siz onu izleyebilir misiniz? Temaşa edebilir misiniz? Edemezsiniz. Ama bakın şimdi örnek veriyorum. Bir ateş böceğinin ışığı kadar bir ışık gelse. O ışığın ölçüsüyle baksan Göreceğin şey ışığın ölçüsüne göredir. Hadi telefonun ışığını açtın. Telefon ışığıyla o ışığın kâmet ve kıymetine göre sahan genişler. Dolayısıyla meçhulluk maluma gelir. Belirsizlik senin aleminde belirir. Ya burada bir şeyler var, yazılar. Bak. Peki bir de bir mum ışığı olsa, bakın bir mum ışığı olsa o da yine keza ama birisi gelse şarteli kaldırsa, bütün ışıklar yakılsa, ya meğersem burada dünyanın en antika sanatları varmış. İşte insan imanının nurunun derecesine göre başına gelen hadiseleri veya kainatta cereyan eden olayları o imanının nuru mesabesinde ne yapar? Okuyabilir. Adeta nur inkişaf ettikçe hadiseler hani Mesela telefonlarda ne var? Çözünürlük var değil mi? Şimdi ilk mesela ilk yapılan telefonu sanki milat dönülecekmiş gibi konuşuyoruz artık. Değil mi? Yani kaç? 10-11 sene önceki telefonlardaki mesela fotoğraf çekiyorsun. Bu adam mı, insan mı, kadın mı, erkek mi belli değil. Çözünürlüğü ne? Çok az. Ama şimdi bugün öyle bir çözünürlüğe gelmiş ki sanki insana dokunacak gibi. Yani çözünürlük arttıkça resim netleşiyor. Resim netleştikçe senin tahlil ve tahkikin ne oluyor? Diyorsun ki bu çiçektir, bu böcektir, bu insandır. Ama resim bakın bellurlaşmadıkça, buğulandıkça ya bu insan mıdır? Erkek midir? Kadın mıdır? Nedir çözemiyorsun. Aynen onun gibi imanın çözünürlüğü arttıkça yaşadığın hadiseler, başına gelen meseleler senin dünyanda netleşir netleştiği zaman okuman ve o işi tahlil etmen ve neticesinde alacağın karar daha sağlıklı ve istikrarlı olur. Herkes imanının nuru mesabesinde kainattaki olayları ne yapabilir? Tahlil edebilir. Mesela bakın imanda mertebeler var. İman var işte ne gibi? Ateş böceğinin ışığı gibi. İman var. Nedir? Mum gibi. Rüzgar geldi üfürdü gitti. E iman var. Elektrik gibi. E, kesildiği zaman ama iman var. Güneş gibi. Bakın güneşe hiçbir şey ne yapamıyor. Müdahale edemiyor. Ve güneş çıktığı zaman hiçbir şey karanlık kalmadığı gibi her şey aşikar oluyor. Her şey aşikar oluyor. İşte insan imanının nuru mesabesinde yaşadığı alemdeki bütün meseleleri ne yapabilir? tahlil edebilir, tahkik edebilir işin arka boyutuna geçebilir. İmanda da yakinler var. Mesela zaman zaman söylüyorum bakın şeyde Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi bu meselenin en güzel örneklerinden bir tanesidir. Hazreti Hızır'la Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yolculuğu bu meselenin en güzel örneklerinden bir tanesidir. Hazreti Musa Aleyhisselam ismi zahir itibariyle olan hadiseleri değerlendirdi. Hz. Hızır Aleyhisselam ise yine Allah'ın emriyle Hz. Musa'ya işin batın noktasıyla tecellisini okutturdu. İşte çocuğun ölmesi, geminin delinmesi, o duvarın nedir? Bir daha bina edilmesi. Hz. Musa Aleyhisselam ne buyurdu? Ya niye bu çocuğu öldürdün? Neden bu gemiyi deldin? Ben uzun gitmiyorum. Neden Efendimizin bu şeyi duvarı ördün? Hz. Hızır Aleyhisselam ne dedi? işin özünü anlayamadığın şeylerde şikayet yok. Üçüncüsünde dedi artık seninle benim aramda işin ayrıldığı yerdir ve izahata başladı. Ve orada çok önemli bir cümle var. Ve <laughs> ma Ben bunu kendimden yapmadım. Ha, anlıyoruz ki bu bana yaptırıldı. Diyorlar yazdırıldı diye takılıyor ya. E şimdi Hızır Aleyhisselam peygamber değilse bir veli olarak kabul edersek Değil mi? O vacede ibadina benim kullarımdan bir kulu buldu. Yani peygamber diye geçmiyor ama bazı rivayetlerde peygamber biz hadis-i şeriflerden peygamber olarak biliyoruz. Ama Kur'an'da peygamber diye geçmiyor mesela. Velev ki peygamber diye geçmesin. Kullarımızdan bir kul. Ama nasıl bir kul? Hızır. Yani nasıl bir kul? Kendinden yapmıyor. Bir emir tahtında işliyor. Anlıyoruz ki demek ki Cenab-ı Hak bazı kullarına mülhemun olan kullarına da bazı şeyleri ihtar edebilir veya yaptırabilir. Hasılı yani Hazreti Hızır Aleyhisselam işin çözünürlüğünü gösterince olayların okunması farklı oldu. İşte başa gelen her hadisede hem Hızır boyutu var hem de Musa boyutu vardır. İnsanlar da imanının nuru derecesinde olayları tahmin edebilir. Ya şimdi bizim bir ne oldu? Deprem oldu değil mi? Cenab-ı Hak tekrarını göstermesin. Ay. Allah kalanlara sabır. Orada kim yardım ediyorsa Allah yardım etsin. Ay. Kolay bir şey değil. Ama bu tabloyu imanın nuruna göre okuyacağız. Bu bir. Sonra hem kuvvettir. Tabi aynı zamanda iman kuvvettir. Herkes kuvveti kadar bir şey taşıyabilir. Şimdi biz şu çocuğa 50 kilo taşısak taşıyabilir mi? Taşıyamaz yani. Ama sen taşıyabilirsin. Bak herkes kuvvetine göre yük taşıyabilir. İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet hakiki imanı elden eden adam. Bak sadece imanı demedi. Hakiki e, bir şeyin hakikisi varsa sureti de vardır. Bakın şimdi Üstad Emir Dallaykasında buyuruyor. İnkar etmemek başkadır. İman etmek bütün bütün başkadır. İman çok başka bir şeydir yani. İnkar etmemek başkadır. İman etmek bütün bütün başkadır. Şimdi bir şeyin hakikati varsa sureti de vardır. Surette kalanlar ismi zahir itibariyle meseleyi değerlendiremezler. Ama hakikate geçenler biraz önce ifade ettiğimiz gibi olayları değerlendirmede daha musib isabetli olurlar. Ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazikatından kurtulabilir. Herkes imanın kuvvetine göre mesela bakın enteresan bu deprem hadisesinde çok enteresan hadiseler yaşandı. Değil mi? Çok enteresan. Şimdi depremde bir ablamız, bir teyzemiz enkazın altından kalkıyor. Ne istiyor? Bana bir başörtü ver diyor ya. Bak bu imanın çok kemal bir derecesidir. Halbuki o anda değil mi? Yani o arbedede belki bir cihetiyle mazur da olabilir. Ama bakın bu enteresan bir şey ya. Veyahut da efendime söyleyeyim. Diğer bunun gibi çok şeyler yaşandı. Her gün yeni bir şey ne yapıyor? Çıkıyor. Üstad Hazretleri üçüncü sözde bakın üçüncü sözde diyor ki hem her şeyi kendi Rabbisinin emrine musahhar görür. Rabbisine iltica eder. Tevekkül ile istinad edip her musibete karşı tahassun eder iman ona bir emniyeti tamme verir. Evet tam münevverül kalp bir abidi yani kalbi tam nurlanmış bir kulu küre arz dünya bomba olup patlasa ihtimaldir ki onu korkutmaz. Neden? Şimdi bunu anlatacak. Neden? Belki harika bir kudret-i lezzetli bir hayret ile seyredecek. Allah'ın kudretini temaş edecek. Fakat meşhur bir münevver akıl denilen kalpsiz bir fasık feylesof. Bakın kalpsiz, fasık, günahkar bir filozof. Gökte bir kuyruklu yıldız görse yerde titrer. Biliyorsunuz bir ara İzmir nerede bir yer vardı. Dünya yıkılacak. Şirince orası kalacak dedi. Yani şöyle düşün bu bina yakılacak. Üçüncü katı şey kalacak. Bu kadar ahmak. Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı der. Evhama düşer. Bir vakit böyle bir yıldızdan koca Amerika titredi çokları gece vakti hanelerini terk ettiler. Daha yakın zamanda da oldu. Şimdi tabi üstad devam ediyor. Tevekkülü alallah der. Sefine hayatta kemal emniyetle hadisatın dağlar vari dalgalar içinde seyran eder. Bütün ağırlıklarını kadiri Mutlak'ın yedi kuretine emanet eder. Şimdi üstad tevekkülü anlatacak ama tevekkülün bir altyapısı var. Tevekkülün bir altyapısı var. İmanın meratibi var. Mesela Üstad ikinci şuanın başında diyor ki bu Risale'yi anlayarak, mütala ederek okuyan imanını kurtarır inşallah diyor. Niçin? İmanın tevhidin mertebeleri var. Mesela Lemaat'ta tevhidi kayyumiyet, tevhidi celal, tevhidi cemal, tevhidi rububiyet. Bakın tevhidi azamet. Bunlardan bahsediyor. Tevhidi uluhiyet. İşaret-ül bir cümle var. Delailin zuhuru nispetinde iman ikşaf eder. Ne demek? Delilleri okudukça okudukça iman ikşaf eder. Mesela siz bir insanın, mesela bir insanın örnek veriyorum. Arsanız var. Arsanız var. Bina yaptıracaksınız. Şimdi tam da asla mevsimi bir müteahhit bakıyorsun. Arsanı teslim edeceksin. Ne ararsın? Ne yaparsın? Ya bunun evvela bir yaptığı binalara bakalım şeyin, beton içinde gazete mi var, çimentonun içerisinde karton mu var, demir yerine, işte efendime söyleyeyim, tahtamı koymuş, değil mi? Mesela. Bunun böyle bir sabıkası var mı? Faraza, örnek üzerinden gidiyoruz. Bu müteahhit, bakın bu müteahhit, bütün Türkiye çapında iş görsün. 81 vilayette çeşitli binalar yapsın. Hepsi de olurdan geçsin. Sonra, bakın, sonra o bütün yapı denetiminden geçmiş, tahkik edilmiş. Artık devlet diyor ki bunun yaptığı binalar sağlamdır. Sağlamdır. Senin buna karşı bir tereddütün kalır mı? Kalmaz. Tereddütü azaltan ne? Muhatap olduğun, değil mi? Teslim edeceğin kişinin mecazen konuşuyorum, kudretini görüyorsun. Kudretini görüyorsun. Bakın kudret, kudreti anlamak için bir coğrafyayı dolaşalım. Mesela diyelim Sultan Süleyman'ın kudretini anlayacağız. Nasıl anlayacağız? Sultan Süleyman'ın kudretini tasarruf ettiği coğrafyadan anlayacağız. Gidelim işte diyelim Rusya'da bakıyoruz bir çeşme var. Orada Sultan Süleyman'ın kitabesi var. Ha, demek buraya kadar gelmiş. Viyana'ya gidiyorsun döktürdüğü topların öne ha, buraya kadar gelmiş. Diyelim Çin'e gidiyorsun, Mısır'a gidiyorsun. Şöyle bir daire çiz. Bu dairede nerede Sultan Süleyman'ın eserini görsen bu eser neyi gösterir? onun kudretini gösterir. Şimdi böyle bir kudretli padişahtan ya bana bir kese altın verse. verebilir mi diyebilir misin? Demezsin. Veyahut da evin yıkıldı. Ya böyle bir kudretli bir zat bana yardım edebilir mi? diyebilir misin? diyemezsin. Niye? Kudret senin aleminde açıldıkça senin endişelerin azalır. İnsanın endişesini arttıran muhatap olduğu kudreti tanımamasıdır. O yüzden tevekkülün altında yatan en büyük sebeplerden bir tanesi insanın Allah'ın kudretini okuyamamasıdır. Bakın okuyamamasıdır. Şimdi mesela Üstad Hazretleri 7. Şua'da bir şey söylüyor. Diyor ki sonra o mütefekkir yolcu her sayfayı okudukça yani yıldızlar bir sayfa, gezegenler bir sayfa, denizler, insanlar, hayvanlar, bitkiler, bütün alem bir sayfa. Her sayfayı okudukça şimdi sen şurada 700 sayfalık bir kitabı bir sayfasını okursun. iki sayfasını, 10 sayfasına geldin. Senin malumatın ne kadar olur? 10 sayfa. kadar olur. O kitabı yazan kişinin ilmi hakkındaki değerlendirmen 10 sayfa kadar olur. Ne yani anladığı kadar olur. Ama faraza bakın siz 700 sayfayı bitirdiniz. Bitmedi. 14 cilt şu külliyatı da bitirdiniz. 3-4 defa, 5 defa, 20 defa okudunuz. Artık şu kitabın müellifi hakkında, ilmi hakkında bir şüphen olur mu? Olmaz. Ne dersin ya bunu yazan zat alim bir zat. İradeli bir zat değil mi? Bak bunu yazan alim bir zat. Bütün bunları yapan kudretli bir zat. Her sayfayı okudukça saadet anahtarı olan imanı kuvvetlenip saadetin anahtarı ne? İman. Ve manevi terakkiyatın miftahı, manevi alemde ilerlemenin anahtarı olan marifeti ziyadeleşip bütün kemalatın esası ve madeni olan imanı billah hakatı bir derece daha inkişaf edip manevi çok zevkleri ve lezzetleri verdikçe demek ki alem kitabı yaratılan şu mahlukatta Okudukça Allah'ın ilmine, Allah'ın kudretine, Allah'ın rahmetine, Allah'ın adaletine medar gördüğün şeyler alemine açıldıkça Cenab-ı Hakk'a karşı adaletinde, ilminde, idaresinde, kudretinde senin vesveselerin izale olur. Ya şimdi gideceğim soru soracağım. E bu soru soracağım zat ne okumuş mesela? Bak şu şey var ya bütün duvar boydan boya kütüphane. Bunların hepsini bitirmiş. Endişe ne olur mu ya? Bütün bu kitapları okumuş. Buradaki bütün kitapları da yazmış. Senin ya acaba ben soru sorsam bana cevap verir mi desen senin aklından şüphe edilir. Alem bir kitap bütün mahlukat birer sayfa. Hatta her sayfede diyor fert bahsinde bir kitap yazmış. Ve alemin en zerresinden en genişine, en mikrodan makroya kadar Allah ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle, adaletiyle, rahmetiyle her şeyde varlığını, birliğini ne yapıyor? Kendisini gösteriyor. O yüzden bizim kitabımızın ilk emrine ne? ne? Oku. oku. Ama nasıl oku? İkra. Bismi halak. alak. Oku. Yaradanın Rabbil Alan Allah'ın adıyla oku. Yani esma gözüyle oku. Şu alemi Allah'ın Alim isminden oku. Kadir isminden oku. Mesela mesela örnek veriyorum. Allah'ın bakın Allah'ın inayetini nerede görürüz? Hikmetin arkasında görürüz. Allah'ın ilmini nerede görürüz? Alemdeki bütün dengede görürüz. Alemde dengesiz bir şey var mı? Alemde çirkin olan bir şey var mı? Yok. Bak Allah'ın ilmi gözüküyor. Adamın ilminin olmadığını nereden görüyoruz? Yaptığı binanın çürüğünden görüyoruz. Yani bu adamın yani bir işte biz bunun ilmi var mı yok mu diye tecrübeye gir, aha işte ortada ürünü. Demek ki alem okundukça, kitap okundukça nedir? O kitabın sahibine karşı şüpheler azalır. Ve deliller senin aleminde çoğaldıkça artık nedir? Tamamen birurlaşır. Bütün ağırlıklarını kadir mutlakın yedi kudretine emanet eder, rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder. Bakın berzahta istirahat eder diyor. Ahiretin varlığına birçok delil var. Tabi şimdi biz buraya çok girmeyeceğiz ama en bak en daha yakın yaşadığımız bir şey. Allah yoktan seslenmiyor bize. Allah vardan sesleniyor. Ne gibi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri bir gün bir bedevi geldi. Hüzgün bir şekilde. Dedi ki niye üzgünsün? Bir kızım öldü. Onu şurada şu dereye attım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi. Bakın bunun tabiinin imamlılığını Hasan-ı Basri naklediyor. Efendimiz ölmüş kıza seslendi. Bakın ya filane ölmüş kızdan ses geldi. Lebbeyk ve sadek ya Resulullah. Buyur. Anne ve babanın yanına gelmek ister misin? Vallahi hayır ben onlardan daha güzelini buldum dedi. Şimdi bu bir hadis değil mi? Bunu Resulullah bunu şey yapıyor hadis. Nakli sahih bir hadis. Biz buna inanıyoruz mu? İnanıyoruz. Bunun haşir risasinde akli nakli delilleri var mı? Var. Şimdi oraya girmiyoruz. En basit bak en yakın bir örnek. Maraş'ta Maraş'ta depremde Adamlar diyor ki biz bütün şeyi durdurduk. Yani baktık hiçbir canlılık alameti yok. Makine de tuttuk hiçbir şey gözükmüyor. O afadın ekipleri Allah onlardan razı olsun. Amin. Bir kadın geldi. Telaşeli bir şekilde. Benim dedi burada iki tane çocuğum var. Ya ablacığım burada hiçbir şekilde çocuk, çocuk yok. Yok yok dedi koordinatlarını veriyor. Neyse. Kaldırdık enkazı. Altından iki tane evladımız çıkıyor. Çocuklara diyeceğiz ki ya anneniz burada siz onunla buluşturalım. Kadını arıyoruz kadın yok. Dedik ki anneniz burada. Çocuk demez mi benim annem dört sene önce vefat etti. Bu daha yeni yaşandı yeni. Bakın hiçbir şey yok olmuyor. Her şey muhafaza ediliyor. Kabir aleminde. Müsaadele olanlar gelebiliyor. Mahkum olanlar gelemez. Onlar azap çekiyor. O ayrı bir mevzu. O yüzden kimse yoka gitmiyor. Ne yaptık diyor. Adam soruyor. Hepimizin dizi bağı çöktü. Elimizi açtık. Allah'a dua ettik diyor. Allah mahşerin ahiretin varlığını aleni gösteriyor. E bunu da inkar edersen e ne diyor? Resulullah Efendimiz ayı ikiye bölüyor parmağıyla. Mucize. Kafirler ne dedi? Abdülmutelmin yetimin dedi, sihri dedi, gökyüzüne vurdu dedi. Kafir psikolojisi bu yani. Yapacak bir şey yok. İnanan inanır, inanmayan inanmaz. O kadar. Berzahta istirah Sonra saadet ebediye girmek için cennete uçabilir. Yoksa tevekkül etmezse dünyanın ağırlıkları uçmasına değin, belki esferi safine çeker. Bak şimdi orada küçük çocuk çıkartacaklar. Diyor sana çikolata verelim mi? Meyve suyu Ama ben hiçbir şey istemiyorum. Neden? Siz gelene kadar bir abla dedi. Bana yedirdi, içirdi. Siz gelince o gitti diyor. Öteki gecem işte Adıyaman'da mı ne oldu? Bir tane teyzemiz bana diyor bir şehit geldi. Kızımın başı kanıyordu. Onu dedi o durdurdu. Bana bir zemzem suyu verdi. Bir buçuk saat sonra size akrabalarınız kurtaracak. Hakikaten kurtarma ekipleri geliyor. Kurtaramıyor. Akrabaları kurtarıyor. Ötekisi başka bir şey. Ötekisi başka. Ötekisi diyor benim şeyhim geldi. Ötekisi de benim hocam geldi. Ötekisi benim alimim geldi. Bunun çok Şimdi sen bunları tesadüfe verebilir misin? bakın ve ma varkatin min varakatin illa ya'lemuha. Bir yaprak dahi Allah'ın izni harca yere düşmüyor. Ya. Yoksa tevekkül etmezse dünyanın ağırlıkları uçmasına değil belki esfeli safini. Demek iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti dairenin iktiza eder. Bakın şimdi bunu ezberleyeceğiz. İman hep beraber. İman tevhidi. Tevhid teslimi. Teslim tevekkülü, tevekkül saadeti dairenin iki alemde saadeti iktiza eder. Şimdi biz bunu sondan başa düşünelim. Bir adamın dünya ve ahiretteki saadetsizliğinin temeli nedir? Tevekkülsüzlük. Tevekkülde bir arıza varsa teslimiyette bir arıza var. Teslimiyette bir arıza varsa tevhidde bir arıza var. Tevhidde bir arıza varsa imanda bir arıza var demektir. Çünkü iman kâmi bakın iman kemale gittikçe tevekkül de kemale gider. Tanımadığın, kudretini okumadığın bir Allah'a bakın okumadığın, inanmadığın bir Allah'a teslim olamazsan tevekkül edemezsin. Teslimiyetin altında hakiki bir iman, sağlam bir tevhid anlayışı yatar. O yüzden tevekkülün altyapısı kudreti ilahi okuma. Mesela bakın geçen Miraç bahsini yaptık değil mi? Üstad Miraç bahsinin dibacesinde, kader risalesinin başında ne diyor? Allah'ı tanımayan, melaikeye iman etmeyen adama Miraç anlatılmaz. Niye? Çünkü Miraç sema alemiyle alakadar bir şeydir. Yani sema iman etmemiş, melekleri bilmeyen bir adamın bil ki Allah'a imanda bir zafiyet var. Allah'ın kudretinde zafiyeti olan bir adama Allah'ın sen kudretin tecellisi olan miracı anlatabilir misin? Anlatamazsın. Onu Allah'a imandan başlayacaksın. Kaderde de böyledir. Kaderde sıkıntısı olan bir adamın Allah'ın ilim iradesinin sıfat ve esmasından haberi yok demektir. Haberi yok demektir. Şimdi tabi burada bakın tevekkül de ben birkaç yer okuyacağım. İşte işin tabiri en koptuğu yer şu. Hani kıyamet kopuyor ya. Bizde olmayan bir şeyle bizi itham ediyorlar ya. İslamiyet bazı insanların anlattığı bir tevekkül anlayışını anlatmıyor. Ne demek? Tembel, atıl, cebriye mezhebi gibi, iraden yok. İslamiyet böyle bir şey söylemiyor. Adam diyor ki, adam Cenab-ı Hak bizi bunlarla terbiye etmesin. Diyor ki, diyor din adamlarının yüzünden bu hale geldik diyor. Yani İslamiyet sana kadere muhalefet hareket et mi diyor. Bakın kaderle tevekkül arasında da bir irtibat var. Esma ile kader arasında irtibat var. Çok kısa kısa özetleyip buradaki tevekkülden sonra meseleyi bitireceğiz. Çok önemli bak genç kardeşler hususen dikkat edin. Kader nedir? kader Allah'ın ilmidir. Üstadımız buyuruyor ki avamın arasında kaderin caiz ihtimali çoktur. Ama avam insanlar yani ilmi olmayan derinliğe ulaşamamış insanlar başına bir musibet geldiği zaman onu teskin eden nedir? Kaderdir. O insanın kader şeyi musibet musibete karşı bir teskin eder. Ama bu cebriyecilik değildir, tembellik değildir. Bak çok önemli ihmali meşrulaştırmak değildir. Ama o insanın o yarasını, o sıkıntısını o tedavi eder. Fakat hadiselere ve olaylara ehli ilim, ehli tahkik avam gibi bakamaz. Mesela Üstad Hazretleri Birinci Dünya Savaşı'nda soruyorlar niçin başınıza bu geldi anlatıyor. Üç erkan İslam'daki ihmalimiz. Sam, zekat değil mi? Havas avam gibi bakamaz bakarsa olayı doğru değerlendiremez. Şimdi geçen söyledim bak yine söylüyorum. Şimdi bütün bizim bu güzellik, alemdeki güzellik bir ilmin altında var. Şimdi bakın burada bir güzellik var mı kardeşlerim? Bu, bu odadaki güzelliğin altında ne arayacağız? İlim arayacağız. Hikmet arayacağız. Tenasüp arayacağız. Denge arayacağız. Var mı şimdi burada mesela efendime söyleyeyim bu masa ters çevrilmiş. Veyahut da şu an şurada ters oturan birisi var mı? Veyahut da koltukları ters görüyor musunuz? Bakın. Veyahut da kolonların bir tanesi ince bir tanesi kalın mı? Yok. Bütün buradaki şu sohbetimizin devamı şuradaki ilmin üzerine. Yani şu kolon nasıl ayakta durur? İlmin üzerine. Bak burada inşaat mühendisi kardeşlerimiz var. Onlar daha iyi biliyor. Sen şu kolon bütün bu güzellikler ilimle ortacı var. İlimle. Kaderdir yani bu. Kader miktar ilim demektir. Allah'ın ilmi demektir. Çok cihet cepheleri var. Şimdi biz bu kolundan ilmi çekelim. Ne olur? Kadere muhalefet ederiz. Cevabı nedir? Yıkılırız. Sen ilme ihanet et. Sonra kader de İslamiyet'te böyle bir şey yok. Anlatabildim mi? Ama sen ilmi yerine getirdin. Her şeyi yerine yaptın. Ama Cenab-ı Hak çok sağlam binada yıkılabilir. Kaderdir. Cenab-ı Hakk'ın takdiridir dersin. Bak burada takdir diye bilirsin. Aa, yok onu da demeyeceksin e peki kardeşim bunlar gelişi güzel mi oluyor sen bir duvarda bir A harfinde katibi arıyorsun da şu kadar bir musibet yazısında nasıl yazanı aramazsın yani İşte küfür kitliyor aklı yani anlatabildim mi bakın Üstad Hazretleri ne diyor tevekkülde çok önemli hatta şunu okuyayım fakat yanlış anlama tevekkül esbabı bütün bütün reddetmek değildir Tevekkül sebepleri reddetmek değildir. Belki esbabı desti kudretin perdesi bilip riayet ederek esbaba teşebbüs ise bir nevi duayı fiili telak ederek müsebbebatı neticeyi canınız Cenab-ı istemek ve neticeleri ondan bilmek ve ona minnettar olmaktan ibarettir. Bakın şimdi Asar-ı Bediye'de birkaç yer okuyacağım size. Üstad diyor ki tertibi mukaddematta yani bir şeyin başında tertip ederken hazırlarken tevfis tembelliktir. Şimdi biz bir proje yapacağız. Bir bina yapacağız. Ne yapıyoruz? Ya olur. Bir şekilde bu bina biter. Üniversiteye gireceksin ya ben bir şekilde kazanırım. Bu tembelliktir. İşin başında tevekkül olmaz. İşin başında yapılan tevekkül kader noktasına cebriyedir. Yani benim kaderimde ne varsa ben onu göreceğim. Ben zengin mi olacağım? Bilmem bakalım bekliyoruz yani fakir olacaksın. Ne olacaksın yani? Fakir olacaksın. Adam bir tane talebe bu meseleyi anlamamış. Esbab, sebep, kader meselesini. Bir gün hücresinde tabi yemek getiriyorlar. Eski dönemlerde. Her talebe bu demiş ki ben hiç kimseden bir şey istemem. Cenab-ı Hak bana verir. Tabi bir gün, iki gün kimse kapısını çalmıyor. Adam açlıktan artık böyle zenzi hale gelmiş. Bir gün artık tam geçen <laughs> demiş adam kapıyı yemeye bırakmış. Ya Rabbi demiş veriyorsun ama öksürtmeden de vermiyorsun. <laughs> Şimdi bak bu önemli bir şey. Öksürmek lazım. Öksürmek senin vazifen. Bu alemde Allah'ın kudretini hikmetle çalacağız. Veren Allah'tır. Kudrettir. Ama o kudreti hikmetle çalacaksın. Burası Maliki Yemiddin'deki yani o Fatiha'daki ahiret alemi değil ki. Çekti mi gelecek orada. Şeftali çek hemen gelecek. Ama burada çekti mi bir, bir mevsim beklemen lazım. Burada çocuk istiyorsan nikah. ilim istiyorsan kitap çevireceksin. Anlatabildim mi? Sen veren Allah'tır, açan Allah'tır. Kadir olan Allah'tır, alim olan Allah'tır. Rezak olan Allah'tır ama çifti süreceksin. Bak muhafaza eden Allah'tır ama inşaat mühendisini okuyacaksın. Allah'ın kudretini bu alemde hikmetle çalış. O yüzden Allah'ın kudretine hikmetle gitmek Allah'a karşı bir edeptir. Edep sadece budurmak değildir yani. Bir esmanın hükmünü diğer esmadan beklemeyeceksin. Tertibi mukaddematta tefis tembelliktir. Terettübü neticede tevekküldür. Yani başlangıçta yapılan tevekkül tembelliktir. Ama neticede semere isayine kısmete raza kanaattır. Hatta diyor sizin münazaratta sizin atalet bahaneniz olan, tembellik bahaneniz olan şu teşebbüssüz tevekkülünüz. Nasıl bir tevekkül? Teşebbüssüz. Teşebbüs hiçbir şekilde ortaya koyduğu bir şey yok. Ni'am-ı esbabı reddediğinden, bakın bu Cenab-ı Hakk'ın nizam-ı esbabını, Allah'ın alemde koyduğu sebepleri reddettiğinden teşebbüssüz tevekkül. Kitabı açma. Nedir? Ben alim olayım. Hiçbir şey olamaz. Hiçbir şey olamazsın. Ben tohumu ekmeğim. e bana Allah verir. Hayır vermez kardeşim. Bu alem hikmet alemidir. Bu alemde kudret hikmete davidir. Daha mahşere gitmedik. Nizam ve esbabı reddettiğinden kainatı tanzim eden meşiyete karşı temerrüt demektir. Bakın teşebbüssüz tevekkül hiçbir şey sebepleri yerine getirmeden başta yaptığın tevekkül Allah'ın meşiyetine karşı neymiş? Bir temerrüt inatmış inat. Kim ki teşebbüssüz tevekkül yaparsa başta Allah'ın koyduğu bu alemdeki sırra inat yaptığı için cevabı nedir? Reddir. Binan da yıkılır. insanın da ölür. iflas da edersin. Hiçbir yere bir adım bir arpa boyu gidemezsin. Şimdi İslamiyet bize bunu böyle anlatırken hangi sen Kur'an'da sünnette gördün ki ya işte tevekkül deyin ağzını kapatın. Resulullah Efendimiz e adam geliyor. Efendimiz diyor deveni ne yaptın? Allah'a ve Resul'e emanet ettim. Deveni diyor git direği bağla sonra Allah'a tevekkül et. Sonra tertibi yine lemahatta tertibi mebadide bir işin başlangıcı da tevekkül tembelliktir. Terettübü netice noktasında tefiz tevekkülü şer'idir. Yani sen her şeyi yaparsın. Bütün efendime söyleyeyim mühendisliğin her şeyini yaptın. Her noktasını yaptın. Ama yine evin yıkıldı. Orada tevekkül şer'idir. Orada tevekkül etmezsen isyan edersin. Ama hiçbir şey yapma. Hiçbir sebebi yerine getirme. Teşebbüssüz tevekkül et. Ne alacaksın? Allah'tan red cevabı. Evinde yıkılır. Evinde yanar. Suyun içine yaparsan evinde boğulur. İşte bizde olmayan bir şeyde sürekli bizi ne yapıyorlar? Ama böyle değil. İtham etmeye gerek yok. Demek ki iman tevhidi. Yani bizdeki tevekkülün altyapısı evvela sağlam bir iman. İman kemale gittikçe endişe azalır. Endişe azalır. Tevhid teslimi, teslim de tevekkülü. Sen öyle bir Allah'a inanıyorsun ki, öyle bir Allah'ın kudretini görüyorsun ki artık ona ne yapıyorsun? Bütün başını, gözünü teslim etmişsin. Çünkü her yerden kudretini okuyorsun. Her yerden ilmini okuyorsun. Teslim tevekkülü tevekkül de saadeti dareyni iktiza eder. Tevekkül eden ve etmenin misalini şu hikayemize. Vaktiyle iki adam hem bellerine hem başlarına ağır yükler yüklenip büyük bir sefineye gemiye birer bilet alıp girdiler. Birisi girer girmez yükünü gemiye bırakıp üstünde oturup nezaret eder. Diğeri hem ahmak hem maru olduğundan yükünü geri bırakmıyor. Bunu bizim bir abimiz var. Zeki abi bu anlattı. Bunu yaşamış böyle bir şeyi. Doğuda diyor ben diyor müfettişim köy köy geziyorum. Yani 1970'li yıllar. Arabanın arkasına diyor tabi o zaman yok ki böyle arabanın arkasına biniyoruz geziyoruz diyor. İki tane adam bindi diyor. Bir tanesi diyor hemen diyor oturdu yükünü bıraktı diyor. Diğeri de diyor sırtında taşıdı. Bak kamyonda sırtında taşıdı. Adam demiş ki bundan iki para alın. Onu demiş ya biz sen yani bizim arabamıza mı güvenmiyorsun? Bu yaşanmış. Üstat şimdi diyor ki iki tane adam bir gemiye bindiler. Birisi biner binmez hemen yükünü bıraktı, üzerine oturdu, <laughs> denizi seyrediyor. Diğeri de yükünü sırtına almış dolaşıyor. Ona denildi ki ağır yükünü gemiye bırakıp rahat et. Ya kardeş bıraktı. O dedi ki yok ben bırakmayacağım. Belki zayi olur. Ya bu zayı olursa ben kuvvetliyim. Malımı elimde ve başımda muhafaza edeceğim. Şimdi kuvvet ve kudret değişken bir şeydir. Üstad 7. şuada Allah'ın diyor kuvveti ve kudreti zatidir, arizi değildir. Bak. Gel bakalım sen yanıma. Gel. gel bakalım. Şöyle kameraya gel. Sen de ders. Gel yanıma gel bana. Şimdi bu vatandaş. ismin neydi senin yavrum? Eymen. Eymen kardeşim. Bak şimdi. Şimdi bu bir insan, bir fert değil mi? İnşallah arif bir mümin de olacak Allah'ın izniyle. Allah cümlemizin evladını. Şimdi bu bu delikanlının değil mi bak ortada bir eli var. Kuvveti belli. Tamam mı? Şimdi bunun eline bir tane kitap koydum. Tut bakalım yavrum şöyle. Bak. Şimdi ne oldu? Düştü. İşte bunun kuvveti benim elime de versen, benim elim de oynar. Hacı abi neyse, on da oynar. ile 3 arasındaki değişen şeyi kuvvetlenmez. Allah zerreyle bütün yıldızları aynı kudretiyle döndürüyor. Anlatabildim mi? Allah zerreyle yıldızları bütün kuvvetiyle döndürüyor. Bir gemi düşünün. haddi var, bin kişi, iki bin kişi koysan ne oluyor? Bak ne oldu? Batıyor değil mi? Batıyor. Bir uçak, en fazla en yüksek uçak ne kadar taşıyor? 600. Bin kişi koysan kanadı kırılıyor. Ya bakın şimdi enteresan ya. Allah saatte 108 bin kilometreyle 24 bin kilometrelik bir mesafede bilmem kaç bin senelik bir mesafeyi 108 bin kilometreyle sema aleminde şu dünya gemisinde yüzeni de gemisini de gemin içindekileri de şimdi hayal edin ya. Bindiğin gemi bu. Bin kişilik değil. Yedi milyar sadece şey, bir, kaç insan var? He? 7 milyar insan var. Ondan daha fazla hayvanlar var. Denizler var. Bindiğin gemiyi gör. Ondan sonra geminin sahibi bu gemi taşıyabilir mi taşıyamaz mı de. İşte bak yine okumak. Adam gemiye biniyor diyor ki o kendi işte takasıyla kıyas ediyor. Adam demez ya ne takas sen iki kişi ben burada bin kişi de otur oturdun yere. Ya bu bakın bu gemi Allah'ın gemisi ya. Allah'ın gemilerine bak ya. Fi felekin yesbehun diyor ayette. Onları yüzdürüyoruz diyor bak ayet-i kerimede. Semayna <laughs> mütenahide şu dünyamızdan bir milyon defa daha büyük bin tane güneşi için alan gezegenler var. Ve boş değil o alemler. Dünyamızı alalım. Bu kadar insan, bu kadar mahlukat hepsiyle beraber nedir? Kıyamete doğru akıyor ya. Senin bindiğin gemi bu. O geminin sahibinin kudretine şüphen olur mu ya? İşte Allah bilinmedi mi telaş başlıyor. Anlatabildim mi? O dedi yok ben bırakmayacağım. Belki zayi olur. Ben kuvvetliyim. Malımı benimde ve başımda muhafaza edeceğim. Yine o dedi, bizi ve sizi kaldıran şu emniyetli Sefine-i Sultaniye daha koy. Ya padişahın gemisi seni de kaldırıyor. Beni de kaldırıyor. Yükümü de kaldırıyor. Geçen bir tane belgesel izledim. Binmişler bu normal bizim Beşiktaş efendime söyleyeyim Üsküdar botu gibi bir şey Binmiş 500 kişi batmış. Batan bir, bir dünya var mı? Desen ki ya biz buna bin kişi bineceğiz. Hakikaten tereddüt ederim. Daha ziyade iyi muhafaza eder. Belki başın döner. Yükünle beraber denize düşersin. Hem gittikçe kuvvetten düşersin. Cenab-ı Hak bakın. La te'huzuhu sinetun ve la Allah ne uyur ne de uyku. Hani biz, bizim sohbetlerde çok oluyor. Böyle tık gidiyor. Bakıyorum hacı abi gidiyor böyle. Anlatabildim mi? Buna sine denir yani. Allah ne uyur ne de uyanıklık böyle uyur uyanıklık bir hali. Hz. Musa aleyhisselam merak ediyor. Ya Rabbi bu nasıl tecelli ediyor? Cenab-ı Hak diyor ki ya Musa eline iki tane diyelim sürahi gibi şey al. Ben teşbihen konuşuyorum yani. Ve sabaha kadar ayakta dur. İçinde su var. Hz. Musa peygamberdir ama i̇nsandır. insandır. Sabaha kadar eller düştü ve ne oldu? Sular döküldü. Ya Musa dökülen bir deniz var mı? Dökülen bir deniz var mı? Düşen yıldızlar var mı? Dağlan bir alem var mı? İşte ben uyumam ya Musa. Bizim gemimizin sahibi uyumayan bir Allah. Anlatabildim mi? Bu Allah'ı ne kadar tanıyorsan o kadar ona tevekkül edersin. O tevekkülün nispetinde de elemin azalır. O ahireti ne kadar biliyorsan yokluk senden o kadar gider o cihette üstad diyor marifetullah olduktan sonra cennete bile iştiyak geride kalır. Bütün hüzünlerin ilacı marifetullah'tır diyor Mesnevi'de. Allah'ı bilmek başka bir şeydir ya. Başka bir şeydir. Allah bizi bu manada büyüsün. Amin. Kaptan dahi eğer seni bu halde görse ya divanedir diye seni tard edecek. Kaptan da kamardan bakıyor bu deli divane kimdir? Millete ne veriyor? Endişe veriyor. Otur ya da haindir gemimizi İttiham ediyor İstihza alay ediyor diyor hapis edilsin Bu deli divane bir yere hapsedin Emredecek Hem herkese maskara olursun Herkes oturuyor sen sırtında dolu gemi gemi Çünkü ehli dikkat nazarında Zaafı gösteren tekebbür Bir adamda kibir varsa zaaf var demektir Kibirli adam Bakın kibirli adam en zaaflı adamdır Zaafı var ya Kibriyle onu kapatmaya çalışır Azzi gösteren gurur bir adamda çok gurur varsa azizini kapatmaya çalışır. Riyayı ve zilleti gösteren tasavvuf ne? Kendini halka mutike yaptığın, alay konusu ettin. Herkes sana gülüyor denildikten sonra o bir çayın aklı başına geldi. Ne dedi? Allah yükünü yere koydu, üstüne oturdu. O Allah senden razı olsun. Zahmetten, hapisten, maskaralıktan kurtuldum. Abiler şimdi çadır çadır dolaşıyorlar. İnsanların evleri yıkıldı ama gönül dünyaları da sarsılıyor. Bakın enkazın altında vefat eden şehit oluyor. Ama geride kalan isyanla çok tehlikeli bir duruma gidiyor. Diyor ki anlatıyoruz bu zelzele bahsini. Şimdi bir grup abilerimiz Musa hocamız, Nurullah abi, Uğur abi gitti. Bizler de gideceğiz inşallah. Bakın çadırlarda geziyorlar. Bu zelzele bahsi rahmet vesaire anlatılıyor. Bir abimiz gülmeye başlamış gülmeye başlamış. Niçin gülüyorsun demişler. Ben namaz kılıyordum. Ben namaz kılıyordum. Beş vakit camiye devam ediyordum ama çoğulum çocuğum hiçbir şey kalmadı demiş. Allah'a küstüm demiş ya haşa. Rahmetini itham etmeye başladım. Ama şu sohbet, şu ders beni kurtardı Allah razı olsun demiş ya. Bir abimiz anlattı Erzincan depreminde Babam diyor bir cami cemaatinden dostu vardı diyor. Epeydir göremedi. 39 depreminde anlatmış. Sonra ya hacı abi sen neredesin? Ben demiş Allah'a demiş küstüm demiş. Bu kadar namaz kıldım. Bak Allah muhafaza. Çekin o musibetten ki geldiği zaman sadece zalimlere gelmez. Bunu anlattık değil mi? Ayet bu. Masumlarda niye? İmtihandır. İmtihandır. Ama şehit oldular çok büyük mertebe aldılar. He, onlar şehit oldu mertebe aldı. İhmal eden, kaderin ölçülerine riayet etmeyen, Allah'ın hakim ismine riayet etmeyen de katildir yani. Anlatabildim mi? Bir bina yapmışsın, değil mi? Sallandı mı düşüyor? İçinde demir çıkmıyor. Sen bir cihette sebeplerini katilsin yani. Bu da değil. Din buna da ne yapıyor? Cezasını verecek yani. Veriyor da. İşte ey tevekkülsüz insan. Bakın ondan önce de şunu okuyacağım. Ben tahmin ediyorum ki bütün küreye arzın bu yangınında ve fırtınalarında selameti kalbini ve istirahat ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ehli iman, ehli tevekkül ve rızadır. Bunların içinde en ziyade kendini kurtaranlar Risale-i Nur'un dairesine sadakatle girenlerdir. Çünkü bunlar Niye? Risale-i Nur'dan aldıkları imanı tahkiki dersinin nuruyla. Hani iman nuru ya açılıyor okudukça mesele sana bilirleşiyor ya. Ve gözüyle her şeyde rahmeti ilahinin izini, özünü, yüzünü görüp her şeyde kemal hikmetini, cemal-i adaletini müşahede ettiklerinden kemal-i teslimiyet ve rıza ile bu cümle çok enteresan. Rububiyet-i ilahiyenin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle gülerek karşılıyorlar. Rıza gösteriyorlar ve merhameti ilahiyeden daha ileri şefkatli sürmüyorlar ki elem ve azap çeksinler. O yüzden rububiyeti ilahiyeni neydir? İcraatıdır musibetler. Allahu Teala bu musibetle bakın bu musibetle çok ince sırları da ne yapacak? Ortaya çıkartacak. Şu an belki 40 bin şühedamız var ya. Bunun kader noktasında başka tecelliler var. Şimdi buraya girmeyeceğim. İşte ey tevekkülsüz insan sen de bu adam gibi aklını başına al, tevekkül et ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisenin karşısında titremekten ve hot furuştuktan ve maskaralıktan ve şekaveti uhreviyeden, o ahiret şikayetinden ve tazikat-ı dünyevi hapsinden kurtulasın. Kurtulmak isteyen tevekkül. Ama nasıl bir tevekkül? işin başında değil. Bütün sebepleri yerine getirmiş. Kendine düşen bütün vazifeyi bir hakkın tamamıyla yapmış. Neticede yapılan tevekkül, teşebbüsüz tevekkül değil. Teşebbüsler yapılmış. Neticede ne çıkmışsa ona tevekkül etmek insanı muhafaza eder. Ama öteki türlü teşebbüssüz bir tevekkül, hiçbir şey yerine getirme, ne bunu Kur'an, ne bunu sünnet, hiçbir şey bunu ne yapmıyor? Tavsiye etmiyor. İşte bizde olmayan bir şeyle itham etmenin arkasında ne var? Allah'a karşı bir ihanet var. Cenab-ı Hak onların da fırsat vermesin. Allah-u Teala bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Kalanlara sıhhat ve afiyet versin. Allah bizi kaybedenlerden değil, kazananlardan eylesin. Allah kainat kitabını düzgün okumayı Kur'an'a ve sünnete düzgün doğru muhatap olmayı ihsan eylesin. Cenab-ı Hak bizi de son nefeste Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek ruhumuzu teslim etmeyi ihsan eylesin. Amin. Allah memleketimizi afatı arziyeden ve semaviyeden muhafaza buyursun. Amin. Allah şundan hakiki ders çıkartıp hem maddi tedbirlerimizi insani, imani bütün tedbirlerimizi yapmayı ihsan etsin. Amin. Hem de Cenab-ı Hak bu musibetten sonra ikramlarını ihsan buyursun. Allahu Teala irademizle emirlerine uymayı ihsan etsin. Bizi musibetlerine değil, bizi irademizin hakkını vermiş, ona hakiki kul olmaya noktasında yolda olanlardan eylesin. Amin diyen yani şu cemaatin kıyamet kadar neslinden din düşmanı çıkarttırmasın. Amin. Velhamdülillah Rabbil El Fatiha.